konuya girelim istiyorum. Zaten böyle açıkladık da bu konuyu ele alacak diye. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Aslında şimdiye kadar doğru dürüst bir şiir sosyolojisi yapılmış değil. Yani roman sosyolojisi, genellikle edebiyat sosyolojisi deyince akla hep roman ve hikaye üzerinden bir sosyoloji yapma gereği duyulmuştur. Nedense şiirlerden yola çıkılarak bir sosyoloji yapılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Benim görebildiğim edebiyat sosyolojisi kitaplarının neredeyse tümü ya roman ya da işte hikaye üzerinden bir sosyoloji inşa etme gibi bir yöntem uygulamış görünüyorlar. Ama şiirle ilgili bir durum söz konusu değil. Meğer ki özellikle şiirle yapılmış bazı düz yazı metinleri, yani bugün bizim düz yazı saydığımız düz yazıyla gerçekleştiğini düşündüğümüz bazı metinler, örneğin Manzum tiyatro metinleri gibi. Onlar haricinde dediğim gibi şiirle ilgili herhangi bir sosyolojik çalışma yok. Bu çalışma nasıl yapılabilir sorusu benim öteden beri zihnimi kurcalıyordum. Bu konuda bana doğrusu esin veren, ilham veren Georg Simmel olmuştur. Georg Simmel bildiğiniz gibi bir 19. yüzyılda yaşamış çok önemli bir Alman sosyoloğu. Weber gibi, Durkheim gibi onlarla birlikte adı anılan öncü modern sosyologlardan biri Simmel. Georg Simmel. Türkçe'de çevrilen Bireysellik ve Kültür Metis yayınlarından çıkmış. Bireysellik ve Kültür başlıklı bir kitabı var. Bu kitapta önemli bir takım makaleler var. Bizi ilgilendiren, yani beni daha çok deminden beri anlatmaya çalıştığım bağlamda, yani bir şiir sosyolojisi nasıl ve hangi yöntemle gerçekleştirilebilir sorusuna yanıt olabilecek bir makale, geniş çaplı bir makale. Bu kitapta Duyular Sosyolojisi adıyla verilmiştir. Bu Duyular Sosyolojisi'nden neyi anlamamız gerekir? Genel şeyden önce duyular, bildiğimiz eskilerin havası, beş duyu dediğimiz görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma gibi bildiğimiz beş duyu. Bu beş duyudan yola çıkılarak bir sosyoloji yapılmasının imkanlarını Georg Simmel'in adını andığım, şimdi sözünü ettiğim o makalesinde bulmak mümkün. Hemen şunu belirteyim. Aslında bildiğiniz gibi modernlikle geleneksellik arasında ya da modernle geleneksel arasındaki karşıtlık, ikili karşıtlık, yani bu binary opposition dediğimiz bu ikili karşıtlık bir karşıtlık, bir çelişki değil. Yani daima bir üçüncü hal söz konusu. Ne demek üçüncü halin söz konusu olması? Yani ikili karşıtlık eğer geleneksellikle modernlik arasında düşünülüyorsa bir üçüncü olasılık, bir üçüncü ihtimal daima vardır. Yani bunları bir çelişki biçiminde görmek değil, bir karşıtlık biçiminde görmek gerekir. Çelişki ile karşıtlık arasında mantıksal olarak çok önemli bir fark var. Ve bu farkın idraki içinde olmamak bir sürü yanlışlığı da, bir sürü mağluliyeti de daha doğrusu birlikte getiriyor. Nedir bu mağluliyetler? Mesela modernlikle geleneksel değil,
birbirleriyle çelişik olduğu. Yani eğer biri varsa ötekinin olmayacağı, bir başka deyişle üçüncü bir durumun, yani modern olmakla geleneksel olmak arasında bir üçüncü durumun var olamayacağı yaklaşımı, yani ya bir toplum modern olur ya da geleneksel olarak kalır gibi bir çelişki, ikili karşılıkta söz konusu değil. Bu biraz daha açarak, bu çok önemli bir mesele çünkü. Şöyle, ikili karşılık dediğimiz şey, örneğin diyelim siyahla beyaz arasındadır. Bir şey ya siyahtır ya beyaz diyemeyiz şüphesiz. Çünkü siyah ve beyazın dışında üçüncü durumlar söz konusudur. Yani mavi olabilir, yeşil olabilir vesaire falan. İkili karşılık daima bir üçüncü halidir. Tertium datur diyorlar mantıkçılar bunlar. Buna bir üçüncü durumun varlığını içerir. İkili karşılık budur. O çelişki diyelim ki insanla insan değil arasındadır. Burada bir üçüncü hal söz konusu değildir. Yani bir şey ya insandır ya insan değildir dediğimiz zaman bir üçüncü durum, yani insanın ve insan değilin dışında bir üçüncü durum kuşkusuz söz konusu değildir. Biz buna çelişki diyoruz mantıkla. Dolayısıyla Ali İngilizcesiyle de yazayım. İkili karşılık, binary opposition karşılık. Çelişki ise contradiction'dır. Bunlar genellikle birbirleriyle karıştırırlar. İşte modernlikle geleneksellik arasındaki ilişkiyi biz hep ikili karşılık biçiminde düşünmekten yana olmuşuzdur. Oysa genellikle meseleye çok ideolojik bir şekilde bakanlar problemi bir çelişki olarak almışlardır. Yani bu toplum eğer modernse, modern olmuşsa artık geleneksel olan ne varsa onların bütünüyle tasfiye edilmesi gerekir. Bir başka deyişle üçüncü durum, üçüncü halin olmazlığı gibi bir durum söz konusu. Halbuki modernleşmeyle geleneksellik arasındaki karşıtlığı biz karşıtlık olarak, yani opozisyon olarak okur da kontradiksiyon olarak okumazsak, bu bir toplumun hem modern hem de geleneksel olana aynı zamanda pekala, yani hem o hem öteki biçimde bir arada olmasını mümkün kılacak bir formülasyonu böylece icat etmiş olur. Yani bir toplum hem modern hem de geleneksel olabilir derken biz meseleyi modernlikle geleneksellik arasında bir karşıtlık olarak koyuyoruzdur. Bir çelişki olarak koyuyoruz. Bir sürü mağlubiyeti de birlikte getiriyor. Ne türlü mağlubiyetleri? İşte madem ki biz bir modern toplum olduk, artık geleneksel olan ne varsa hepsini tasfiye etmek durumundayız. Ya da biz geleneksel bir toplumuz, dolayısıyla modern olarak neyi temellük ettikse hepsini tasfiye etmek gerekir gibi çok radikal ve aynı ölçüde dediğim gibi zihni bir mağlubiyetle kendisini ortaya koyan bir durumla karşı karşıya kalmış olur. Buradan nereye geliyorum? Duyular sosyolojisine geldiğim zaman bize Simmel duyular sosyolojisinde bir ikili karşıtlık öneriyor. Ya da en azından ben öyle okuyorum. Bu ikili karşıtlık görmeyle işitme arasındadır. Yani değişebilirse gözle kulak arasındadır. Simmel bu sözüne ettiğim makalede bize şöyle diyor. Modern kentsel yaşamdaki en önemli toplumsal ilişki, modern kentsel yaşamdaki en önemli toplumsal ilişki görme ile işitme arasında. Simmel'e göre, öyle söyleyeyim, bir daha söyleyeyim.
duyular sosyolojisinde Simmel'e göre görme duyusu ve karşılıklı bakışma eyleminin insanların birbirleriyle karşılıklı bakışmaları modern kentsel yaşamdaki en önemli toplumsal ilişkidir. Buradan nereye varacağız? Yani Simmel'den yola çıkarak nereye varacağız? Şuraya varacağız. Yani varmamız mümkün diye düşünüyorum en azından tartışmaya açık tabii söyledikleri. Eğer görsellik ya da insanların karşılıklı olarak bakışmaları modern tırnak içinde ve altını çizerek söyleyeyim. Modern yaşamın, modern kentsel yaşamın en önemli toplumsal ilişkisi ise işitselliği nerede konumlandırmalıyız? Simmel bize açıkça söylememekle birlikte görme ile işitme arasındaki ikili karşılığı, çünkü başka durumlar da var. Ya görürüz ya işitiriz değil. Koklarız da, tadarız da, dokunuruz da vesaire. Bu da ikili bir karşılık. Yani bir opozisyon. Dolayısıyla bu ikili karşılığı bizim asıl sorunumuz olan modernleşme ve geleneksellik ikili karşıtlığıyla birebir ilişkilendirebilir miyiz? Simmel açıkça söylüyor, diyor ki modern yaşam görmeyle ilişkilendirilir. Peki işitsel olan nedir? İşitsel olanında açıkça söylemese bile geleneksel toplumla ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Bana göre. Çünkü modernliği doğrudan böyle görmeye atfediyor. Görmeyle modernlik arasında demin yaptığım alıntıları görüldüğü gibi böyle bir ilişki yok. İşitmeye gelince, işitme konusunda ise bize çok ilginç bir şey söylüyor yine duyular sosyolojisinde. Gefühl sosyolojiyi. Doğru mu telaffuz ediyorum? Çok Almanca ne kadar ilerledi beyefendi sayesinde. Müthiş, müthiş. Şimdi, söylenen şudur, açıkça söylenen şudur. Diyor ki, genel bir ifadeyle. Duymayan, yani işitmeyen ama gören kişi genelde görmeyen ama duyan kişiye göre çok daha kafası karışık, çaresiz ve rahatsızdır diyor. Çok ilginç bir şey bu. Yani görmeden işiten ya da görerek işitmeyen arasında bir karşıtlık. Burada da bir ikili karşıtlık söz konusu. Böyle okumak mümkün. Görmeden işiten görerek işitmeyen ya da duymayan. İşitmekle duymak Türkçe'de maalesef aynı anlama geliyor. Oysa duymak bütün öteki duyumları kapsayan bir şeydir. Yanlış, galat ama kullanıyoruz. İşitmek yerine duymak diyoruz. Aslında burada bir parantez açarak ilginç bir anekdot anlatayım. Allah selamet versin. Oruç Aroğlu'na sabit telefon döneminde telefon sekreterleri var. Telefon sekreteri açıldığı zaman işte evde yok. Evde yokun. Mesajınızı bırakın için dedi. Orucunki şöyleydi. Ben evde yokum. Şimdi siz konuşuyorsunuz ama ben sizi sonra işiteceğim. Ama çok doğru bir şey. Aslında söylediği doğru çünkü duyacağım değil. Söylediğinizi daha sonra ben işiteceğim. Şimdi bir ifade etmişti ki doğrudur. Neyse biz duymak diyoruz ya da işitme diyoruz. İkisi aynı anlamda geliyor dediğim gibi galaktır. Peki. Şimdi bunların ikisinin arasındaki karşılığı Simmel burada açıkça işitmeyi geleneksellikle iliştirmese bile şunu söylüyor. Diyor ki
Modern toplumda görmenin son derece öne çıktığı, karşılıklı bakışının, bakışmanın öne çıktığı toplumlar modern toplumlar. Dolayısıyla modern toplumlarda insanlar birbirlerini görürler. Fakat birbirleriyle konuşmazlar, böyle işitmek o anlamda. Birbirleri görürler, konuşmazlar. Bu çok enteresan bir tespit çünkü zaten modern toplumlardaki yaşam biçimi de aslında böyle değil mi? Aynı apartmanda oturuyoruz, birbirimizi görüyoruz ama birbirimizle konuşmuyoruz. Merhabalaşmıyoruz bile bazen. Hocam ilk Londra'ya gittim, böyle bir acayip bir yerde kalıyoruz, küçük otel. Oradan şeye gidene kadar, otobüste metroya gidene kadar yolda kimse kimi görsem herkes bana good morning diyor. Hiç kimseyi tanımıyorum pek. Ben de good morning. Ya iki gün, ay diyorum ne kadar kibar adamlar, ne kadar güzel insanlar falan. Ulan diyorum nasıl bir şey. Üçüncü gün canım sıkıldı, size ne lan falan demeye başladı. Ne good morning kardeşim ya. Yeter herkese good morning mi diyeyim. Her sabah 25 kişiye good morning diyorum abi yola gidene kadar. Niye alışmamışım? Medeni değiliz. İstanbul'dan geliyoruz ama. Good morning. O konuşma değil. Almanya nezaket olarak birbirlerini söylemek durumunda olur. Şey. Yok, Amerika'da da öyle ama. Evet. Herkes ama birbirine selam veriyor. Toplumların en önemli özelliği karşılık görmek, bakışmak ama konuşmamak. Buna karşılık, Zimmer bunu da söylüyor. Buna karşılık görmeden işiten toplumlarsa, yani bakmadan işiten toplumlarsa daha çok geleneksel toplumlar. Neden? Çünkü geleneksel toplumlarda insanlar birbirleriyle konuşurlar. Bir başka anekdotu da ben anlatayım size. Bu benim gençlik yıllarımda babamla rahmetlinin yaptığımız uzun tren yolculuklarına ilişkin bir anekdottu, bir anıdır daha doğrusu. Haydarpaşa'dan işte binilir, diyelim ki Kurtalan'a gidecektir. Babam rahmetli şöyle derdi. Daha Pendik'e varmadan o kompartmandaki herkes birbirinin cemazeyle birini öğrenmiştir. Bir süre sonra şeyler açılır. Yolluklar açılır. Börekler. Dolmalar, zeytinyağlı dolmalar vesaire ortaya çıkan herkes bilir. Ama bir kişi diyelim kenarda oturmuştur. Elinde kitabı vardır. Ve kompartmanın diğer sakinlerinin ne yapıp ettikleriyle kesinlikle ilgilenmemektedir. Bu durum genellikle o kişinin ya düşman biçiminde ya şüpheli biçiminde ya daha başka bir şekilde bir yani öteki biçiminde öyle söyleyeyim genel bir ifadeyle algılanmasını şey yapar, mümkün kılar. Buna ben tanık oldum. Böyle bir şeyde, böyle bir kompartmanda, işte 6 kişilik bir kompartmandı bu. Yeşil meşil kompartman, kırmızılar 4 kişiliktir, yeşiller 6 kişiliktir. İkinci sınıf kompartman yani. Diyelim ki biz 3 kişiyiz, karşımızda da 2 kişi var, bir karı koca. Babam, annem karşısında oturan o iki kişiyle, yani karı kocayla işte ahbaplık etmektedir. Ama bir kişi orada bütün bu olup bitenlerle karşı kaygısız, kayıtsız kitabını okumakta ve başını diyelim pencereden dışarı çevirmektedir. Şimdi işte bu aslında geleneksel toplumlarda konuşmanın ve birbirlerini insanların işitmelerinin bir şey olarak, bir duyu olarak öne çıktığını gösteriyor. Şöyle de özetleyebilir miyiz aslında? Çok basit bir biçimde söylemek gerekirse. Modern toplumlar, insanların birbirine baktıkları, geleneksel toplumlarda insanların birbiriyle konuştukları toplumlardır diyebilir miyiz? Eğer Simmel'e sorarsanız, Simmel bunun böyle olduğunu söylüyor. Şimdi buraya kadar işin teorik ya. 1900'lerin başı tabi bunu evet. Söylediği zaman. Berlin. Evet. Ağırlık olarak. 1910. Tarihinin başı. Kitabın tarihi. Şimdi, henüz Birinci Dünya Savaşı yok yani. Şimdi bakalım İstanbul şehri
acaba bir duyu sosyolojisinin, yani duyu sosyolojisini okumamız gerekirse nasıl okuyacağız ve bunu bir şiirden yola çıkarak nasıl yapacağız? 3 tane şiir seçtim. Bunlardan ilki tabii hepimizin çok iyi bildiği Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Şiiri okumama gerek var mı diye düşünüyorum ama okuyayım. Sesim güzeldir. O yüzden şiiri benim okumamla tadına varacağınızı bildiğim için okuyorum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Başında eski alemlerin sarhoşluğu. Loş karikhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların vultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan, küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpılıyor beklerinde, alnın sıcak mı? Değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Şimdi bu şiiri içerideki 5 duyuyla okumaya kalktığımızda nasıl bir durumda karşı karşıya kalıyoruz? İşitme duyusuna ilişkin olarak neler var bu şiirde? Bir kere İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. O sürekli tekrarlanan bir leitmotif halinde devam ediyor. Dinliyorum diyor zaten açık. İşitme. Sucuların hiç durmayan çıngırakları, ses. İşitme. Doklardan gelen çekiç sesleri. İşitme. Kuşların çığlıkları. İşitme. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. İşitme. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, işitme. Dokların, lodosların uğultusu, işitme. Kalbinin vuruş sesi, işitme. Demek ki bu şiirde İstanbul'u dinliyorum tekrar eden, leitmotif halinde tekrar eden İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı, gözlerim kapalı. Dışında 8 duyuma, işitme duyusuna ilişkin 8 dize var. İşitme. Peki görmeye ilişkin ne var acaba? Bakıyoruz. Görmeye ilişkin hemen hemen hiçbir şey yok. Dokunma duyusuna ilişkin iki dize var. Serinlik, dokunmayla anlaşılan bir şeydir. Serin, serin kapalı çarşı. Üç dize pardon. Dudakların sıcaklığı, dudakların ıslaklığı ve alnın sıcaklığı. Alnın sıcaklığı, dudakların ıslaklığı ve serin serin kapalı çarşı. Üç dize de dokunma. Bir dizede, bir tek dizede kokuya ilişkin var. Oradaki ter kokuları. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları.
işitme duyusu. Gözleri kapalı İstanbul'u dinliyor ve dinlediği İstanbul'u bütünüyle işitsel referanslarla betimlemeye çalışıyor. Şöyle tekrar okuyorum buradan şeyi. İstanbul diyorum, öteki üç duyunun algılarına göre daha belirgin. İşitme duyusu öteki duyulara göre daha belirgin. Bu belirginlik İstanbul diyorum şiir boyunca sürekli olarak tekrar edilmesinden kaynaklanıyor. Anlatıcı özne işitme duyusunu şehrin bir zihinsel mekan olarak idrakinde birinci kaynak olarak kullanıyor. Tekrar okuyorum. Anlatıcı özne işitme duyusunu şehrin, tabii İstanbul burada, şehrin bir zihinsel mekan olarak idrakinde birinci kaynak olarak kullanıyor. Sekize atıf var işitme duyusu. Sucuların hiç durmayan çıngırakları, loklardan gelen çekiç sesleri, kuşların çığlıkları, küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, lodosların uğultusu ve kalbin vuruş sesi. Dokunma duyusuna gönderme yapan dize parçaları da şöyle: serin serin kapalı çarşı, dudakların ıslaklığı, alnın sıcaklığı. Koklama duyusuysa sadece bir dize parçasında dile getiriyor, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. Şimdi burada çok ilginç bir şey daha var. Bakın, işitme duyusunun ne kadar o dönemde, yani İstanbul'un 1940'lı yıllarında Orhan Veli'nin şiirini yazdığı dönemlerde ne kadar önemli olduğunu göstermek bakımından. Dikkat ettiyseniz dizelerden biri şudur: sucuların hiç durmayan çıngırakları. Şimdi çıngırak sesi hafif bir sestir. Çok uzaktan, uzaklardan, çok uzaklardan sucuların hiç duymayan çıngırakları diyor. Uzaklardan, çok uzaklardan. Demek ki uzaktan o hafif çıngırak seslerinin bile duyulabildiği bir İstanbul'dan, işitilebildiği bir İstanbul'dan söz ediyoruz. Şimdi Taksim'de veya Nişantaşı'nda herhangi bir kafede oturduğunuz zaman, çok güzel, kafede oturduğunuz zaman, özellikle verandasında ya da önünde, caddeye bakan kısmında, karşınızdakinin sesini bile duymanız mümkün değil. Uzaklardan, çok uzaklardan sucuların işitilmesi için bıraktım. Şimdi seslere bakın. Doğal sesler var, mekanik sesler var. Doğal sesler hiç şüphesiz doğal sesler, kuşların çığlıkları, küfürler, şarkılar, Mahmut Paşa, uğultusu, lodosların, kalbin vuruş sesi vesaire. İki tane mekanik ses var burada. Diğer seslerin hepsi doğal. İki mekanik ses var. Biri doklardan gelen çekiç sesleri, öbürü de deminden beri söylemeye çalıştığım gibi sucuların uzaktan, çok uzaktan duyulan çıngırak sesleri. İki mekanik ses ama doğal sesler daha başa. Şimdi bu durum Orhan Veli'nin dinlediği İstanbul'da doğal seslerin mekanik seslere ve insan seslerine göre daha ağır bastığını gösteriyor. Koklama duyusunda ise, deyiş yerinde ise bir negatif alımlama söz konusudur diyoruz. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. Yani bahar rüzgarında ter kokuları aslında bir negativiteyi gösteriyor. Olumsuz bir şey söylüyor aslında. Güzelim bahar rüzgarını kirleten bir ter kokusudur burada söz konusu olan. Güzelim kelimesi bahar rüzgarına karışan ter kokularının güzel bir koku olarak algılanmadığına işaret ediyor. Bahar rüzgarı ile ter kokularının bir kontrast, bir karşıtlık oluşturup ten kokularının olumsuzlanması şehrin doğal çevresinin kirlenmekte olduğuna da bir işaret olabilir diyoruz. Ter kokularının doklardan gelen çekiç seslerini çıkartanlardan geliyor olması
doğal çevrenin sanayi atıklarıyla değil ama işçilerin ter kokularıyla kirlenmeye başladığını gösteren bir işaret gibi görülüyor. Şimdi İstanbul'un bu bağlamda düşünüldüğünde doğal seslerin hakim olduğu, işitme duyusunun ama işitme duyusunda doğal seslerin hakim olduğu bir İstanbul'u imliyor olması, İstanbul'a atıfta bulunuyor olması, hiç şüphesiz eğer Zimmel sosyolojisi bağlamında düşünürsek, İstanbul'un modern bir toplum olmadığını gösterir 1940'larda. Daha sonra göreceğiz. Mesela 1970'lerde yazılmış bir başka şiir, şimdi oraya da geleceğiz. Ahmet Muhit Duranas'ın Yağma şiiri. Tam tersine, değişebilirse Orhan Veli nasıl doğal seslerle işittiği, dinlediği, gözleri kapalı olarak dinlediği İstanbul'u bütünüyle tepe taklak eden bir retorikle, öyle söyleyeyim, İstanbul'u betimliyor. Aradaki farkı göreceğiz birazdan, çünkü şeye de geleceğim. Ahmet Muhit'in şiirine de geleceğim. Şimdi ikinci şiire gelelim. İkinci şiir Sezai Karakoç'un İstanbul Hazan Gazeli adlı şiiridir. Bunu okuyorum. Ne yapacaksın plaj yerlerini? Gidelim kağıthaneye, Sadabat harabelerine. Şad etmek için Nedim'in ruhunu ağzımızı dayayalım kurumuş çeşmelerine. Sinemaya gidiyorum de annene, cuma namazına gidelim seninle. Bakalım hayranlıkla Süleymaniye'ye, Sultanahmet kubbe ve minarelerine. Sahaflarda kitapların sonbaharında erelim geçmiş baharların menekşelerine. İstanbul'un geçmiş tarihini, tabiatını son kez tadalım başlamadan ahiret seferine. Şimdi burada bakıyoruz bu şiire. Bu şiirde bizim beş duyu dediğimiz duyulara ilişkin hiçbir şey yok. Duyu yok bu şiirde. Beş duyu, yani havas, hamse dediğimiz beş duyudan hiçbirine doğrudan ya da dolaylı bir biçimde atıfta bulunmak bu şiirde söz konusu olmamış. Bakıyoruz. Burada görsellikten ve işitsellikten veya işte başka şeylerden çok anılar, geçmiş ve anılar tartışılıyor. Yani bugünün İstanbul'u değil betimlenen, bugün İstanbul'una dolaylı bir biçimde ancak geçmiş bağlamında atıfta bulunmak gibi bir durum söz konusu. Üstelik burada da ilginç bir metinler arasılık var, hepinizin mutlaka fark edilmiş olduğunuz gibi. Nedim'in ünlü şarkısı vardır, bildiğiniz gibi. İzn alıp cuma namazına devu maderden gidelim Serbere Hanım Gülü Sadam'a. Nedim diyor ki, annenden cuma namazına gidelim diye izin al. Senden Sadam'a eğlenmeyelim. Burada ise durum tam tersidir. Diyor ki Sezai Karakoç, annenden sinemaya gideceğim diye izin al. Senden cuma namazına gidelim. Bu tam anlamıyla şeyin Kristeva'nın negasyon total dediği, yani tam anlamıyla olumsuzlayıcı bir metinler arasındadır. Şimdi Sezai Karakoç'un bu şiirindeki anlatıcı özne de Orhan Veli'nin aksine duyu verilerine ait algılar yerine, yani beş duyu ilişkin algılar yerine hatıralar öne çıkıyor. Görme duyusuna yan anlamsal olarak göndermeden bir tek elim var. O da bakalım hayranlıkla Süleymaniye'ye dizesindeki bakmaktır. Buradaki bakmak da bir hayranlıkla bakmak anlamında bir anlık algı, yani immediate perception dedikleri İngilizcenin hemen alınan bir şey değil, bu meaning perception dedikleri bir şeydir. Yani bizim daha çok şey dediğimiz daha böyle içten, daha kendiliğinden bir yaklaşım. Belki de şey,
tevaşa veya teemmül demek daha doğru olur. Buradaki bakmak bizim algı anlamında bakmaktan çok, yani immediate perception dediğimiz hemen algısından çok, meaning perception dediğimiz ya da felsefecilerin meaning perception dediği anlam algısı olarak okumak gerekir. Dolayısıyla bunun bizim beş duyu dediğimiz, beş duyudan biri dediğimiz bakma duyusuyla herhangi bir ilişkisi yok. Bakmak burada bakmak hayranlıkla birlikte görmeye değil temaşaya veya teemmülle ilgilidir. Anlatıcı özne İstanbul'un bugününü İstanbul'un dünüyle yani geçmişiyle birlikte kavruyor ve algı ile hatıraların birlikteliği burada söz konusu olmuyor. Yani doğrudan doğruya hatıralar vardır burada. Duyu verilerine ait algılar varsa bile bunlar sadece geçmişin hatırlanmasına vesile oldukları için ikinci bir işlere sahiptiler diyoruz. Süleymaniye'ye, Sultanahmet'in kubbe ve minarelerine bakmak aslında İslam estetiğinin temaşası anlamına gelir. O bakmanın Sezai Karakoç'un bu şiirindeki anlamı böyle bir hani orada bir cami var. O camiye algı olarak bakmak biçiminde değil. Yani bir meaning perception olarak değil. Dediğim gibi bir meaning perception olarak bakmak anlamına geliyor. Son dizedeki tatmak da İstanbul'un tarihini ve doğasını yine teemmül etmek için bir vasıta. Temaşa ve teemmül ise hatırlamanın getirdiği hayranlık ve lezzetle ve hazla son kez tadalım dediği bir şey sonuçlanıyor. Şimdi şöyle, burada dikkat ederseniz dediğim gibi duyu verileriyle ilgili doğrudan herhangi bir şey yok. Dolayısıyla duyu verileriyle eğer bir takım şeylere atıfta bulunuyorsa bu tamamen bir takım anıların canlandırılması biçiminde ifade edilmek gerekir. Yani İstanbul'un şimdisi ancak geçmişinin tarihine ve doğasına atıfta bulunduğu ölçüde bir anlam kazanıyor. Burada duyu yok. Şimdi gelelim Ahmet Muhit Ranas'ın şiiri. Aslında burada tam karşı. Sezai Karakoç'un şiiri ortada duruyor bana sorarsanız. Orhan Veli ile Muhit Ranas'ın şiiri arasında. Muhib'in şiiri ise Yağma şiiri şöyledir. İstanbul'la ilgili. Bu uzun bir şiir. İsminize oturarak okuyacağım. Boğazın bir kıyısında aydınlık pencerelerde her bulutun yolu bir mevsim seninle baş başa kaldık, yaşadıktı bir zaman İstanbul'u. Akan suda kuş gibi gemilerle, eski evler ve tenha sokaklarla, şarkı gibilerle, düş gibilerle sarmaş dolaş, olmaz gibi bir dünya. Mutluluklar şehri bir İstanbul'du. Şiirler, buluşmalar, aşklar. Şimdi akşam olan bir gün gibi son buldu. Ne şiir kaldı, ne aşk, ne beklenti. Tığ gibi minareleriyle kendi kendisinde güzel, tek, yüce, kutlu bir ölümsüzlükler, zaferler kenti. Bugün yenilgilerle yasla dolu. Bir son gün hali, bir taş taş üstüne hem mide hem ruhta açlık. Ejder örneği saldırmada dört bir yöne, toz, duman, inilti, akıntılar, çöpler. Niçin geri geldik bunca yıl sonra? Batık bir ülkeyi aramak gibi. İşte gençliğimiz ta uzaklara, çok uzaklara bak. Orada belki. Ama gizlice bak, olur ki ürker, yaşantıdan fazla anılardan kork. Bize gülümsüyorsa geçmiş günler, belki yalandır, belki o bile yok. Orada elinde bir simitle ufak, süzgün bir çocuk. Çocukluğum işte, nasıl kaçıyor benden, nasıl bir bak. Yaban domuzu görmüş gibi düşte. Boğaziçi daha sağken gömülmek için dönüşmüş beton mezarlara. Bir hipi kız, bir deccal şimdi bebek kıyılarında. İlham, arsız, farfara.
Ölebilirsin ha yol ortasında. Yanılıp gökyüzüne bakma sakın. Bir sevi vaktinin bile havasında yok artık o mahrem örtüsü aşkın. O güzelim aşkın vücudu yağma, şarkısı ne mahur beste ne ıtri. Tenekeler çalıp çığlık çığlığa, yarı bir sevişme ayak üzeri. Ve ekmek kapanın elinde, hayat haklı değil, tanrı ve kul ortada. Dar ağaçlarında sallananlardan tut, yargı kürsüsüne kadar yürü ta. Her şey değişiyor, kalbimiz bile. Ama yüzyıllarla besli bir şey, bir şehir, ama yüzyıllarla besli bir şehir, insan yaşamından daha da hızla bunca çabuk nasıl yok olabilir? Hani o masal dünyası yalılar, hani o kayıklar ki kızca beyaz, hani o kadınlar ki sevdalılar, renk renk şemsiyeler altında bin yaz. Ve o İstanbul'da doygun, uçuk, sanki bir gelecek tarafından haber almışlarcasına hep çoluk çocuk göksel gemilere binip gitmişler. Gidiş o gidiş. Ve kim bilir kaç yıl bu göç fakiri, zengini el ele usulca ve artık hiç hayal meyal görünmüyor bulutlarda bile. Kurabilir misin tekrar düşünsen? Hayallerimizi bile yitirdik. Dağılmış bir sofra bu, bitti şölen. Sona kalmışlarsa biz gibi yedik. Ne kadar yalnızız şu akşam vakti. Bir selam bile yok artık verilen. Anlamsız turistler gibi şimdi. Kapalı çarşıda sen, köprüde ben. Böyle her doğruyu bilen güzelim. Sulara vurmuş gökyüzümü neydi? Uzanıp yıldızları tutsa elim. Bular bulur muyuz yeniden o cenneti? Ruhumuz boğazda, o eski yerde, yeni akımları umursamadan bir hayalet gibi pencerelerde, nedenli beklese de hiçbir zaman. Bir tanrı ve tarih güzeli, tabu, güneş ve sular mucizesi, bir giz, her zaman sonsuz elbet, İstanbul bu. Körelen, belki de biziz, kalbimiz. Şimdi burada, bu şiir lirik bir şiir değil. Şaşırtıcı değil mi? Dramas olunca daha lirik bir şey bekliyor insan. Çok ilginç. Retorik bir şiir. Aslında İstanbul'a bir anlamda lanet okuyan bir şiir. Evet. Tevfikletten sonra. Tevfiklet başka bir bağlamda okuyor. Bu başka bir bağlamda okuyor. Gerçekten Orhan Veli'nin şiirinden o bütünüyle işitme duygusunun öne çıktığı, o sucuların uzaktan çok uzaktan çıngırakların bile duyulduğu, lodosların uğultusunun, kuş seslerinin duyulduğu İstanbul. Nerede? Ne işe? Neyse Ahmet Muhittiranas'ın İstanbul'u nerede? Ahmet Muhittiranas'a bakıyoruz. Burada da anılar var. Ama burada Orhan Veli'de sadece algılar vardı. Sezai Karakoç'ta ise sadece anılar var. Ahmet Muhib'in şiirinde ise hem anılar var hem de algılar var, duyular var. Şimdi buna bakıldığı zaman görüyoruz ki İstanbul'un bir sosyolojisi yapılacaksa, yani şiir üzerinden bir sosyolojisi yapılacaksa bu şiirden yola çıkılarak yapılabilir. Ve Sezai Karakoç'un anılarla geçmişe kaçışı ve onu belli bir merkez üzerinden denizin hakikat medeniyetleri diye merkez üzerinden inşa edilmiş bir yana söylenebilecek olan şey şudur. Orhan Veli şiiri lirik bir şiir. Duyulara dayanan bir şiir. Lirik şiirler genellikle öyledir. Duyularla ilgili. Ama Ahmet Muhit Tranas'ın şiiri lirik bir şiir değil. Bu durumda benim vardığım sonuç İstanbul için artık lirik şiir yazılamayacaktır. Niçin? Çünkü artık şairin İstanbul'u bir zihin mekanı olarak böyle söyleyeyim idrak etmesinde lirik tahayyüle imkan yoktur.
Ne yazılabilir? Olsa olsa Ahmet Mühim'in şiiri gibi şiirler yazılabilir İstanbul için. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok önemli bir soru aslında. Yani bunun sorulması da gerekir diye düşünüyorum. Yahya Kemal'i düşündüm İstanbul için yazdığı şiirleri. Orhan Veli, İstanbul Türküsü, İstanbul'u dinliyorum başka İstanbul şiirleri. Oktay Rıfat'ın İstanbul şiirleri. Kasımpaşa kıyıları, tersane, bir yer sevdim, alim Allah bir tane diye başlayan şiirler. Bugün böyle şiirler yazılmıyor. Yani İstanbul'la ilgili şiir yazılmıyor artık. Bakın şiir yazılamıyor. Yazılamıyor. Neden? Ha! Yazılabilirdi. Bir tek koşulda. Flanör olarak. Burada da bir şeye atıfta bulunuyorum. Walter Benjamin'e ve pasajlara atıfta bulunuyorum. Ama diyor ki Walter Benjamin, böyle bir şey de mümkün değil artık. Çünkü örneğin şeyi veriyor, Baudelaire'in Brüksel'de yaptığı bir flanör olarak, düşünür gezer olarak yaptığı gezilerden notlarına atıfta bulunuyor ve şunu söylüyor. Walter Benjamin'in ve pasajlarda düşünür gezerin, flanörün karşılığı, kalabalıkların insanı olduğunu söyler ama yolu başka kalabalıklarca tıkandığında düşünür gezerin imkansızlığını yaşamaya başladığını söyler. Demek ki kalabalıkların insanıdır, tamam. Ama bu kalabalıkların insanı olarak flanörün o şehri lirik hayalini estetize edebilmesi, hadi biraz da Eagleton gibi söyleyeyim, estetize edebilmesinin mümkün olabilmesi ancak yolunun başka kalabalıklarca kesilmemesiyle mümkün. Bugün İstiklal Caddesi'nde yürümeye kalkın, bir flanör olarak yürümeye kalkın. Böyle bir şey mümkün olmadığını görürsünüz. Baudelaire, Brüksel'den söz ederken şöyle diyor bunu, Walter Benjamin pasajlarında anlatılmış diyor ki, Brüksel'de flanörlük yapmak imkansız. Bunu ne zaman söylüyor? 1850'lerde söylüyor. Brüksel'de düşünür gezerlik yapmak imkansız. Görülebilecek hiçbir şey yok. Caddelerden yararlanabilmek söz konusu değil. Demek ki daha 1850'lerde, 1860'lardan itibaren modern şehirlerde artık o şehri bakışlarıyla Eagleton'ın söylediği gibi estetize edebilmek ve dolayısıyla lirik tahayyülle o zihinsel mekanı şehre dönüştürebilmek artık mümkün olmuyor. Şöyle demişim. Orhan Veli'nin şiirinde lirik tahayyül düşünür gezerliğin imkanlarıyla, flanörlüğün imkanlarıyla gerçekleşirken Dranas'ın şiirinde lirik tahayyülün yerini hakim, dominant bir tahayyül olarak retorik tahayyül almıştır. Dranas'ın şiirinde düşünür gezerliği imkansız kılan lirik tahayyülün kayboluşu. İstanbul artık ancak tenekelerle, çöplerle ve gürültülerle betimlenen bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Yani insanların sadece birbirlerine bakıştığı ve hiçbir şeyin sayı olarak yaşanmadığı. Hiçbir şeyin sayı olarak yaşanmadığı. Aslında bakışların bile artık bir işe yaramadığını belki de söylemek mümkün. Çünkü şeyde görüyoruz bazen kahvede kitchenette otururken bir genç kızla bir delikanlı geliyorlar. Belli ki sevgililer. İkisinin de ellerinde birer telefon ya da tablet. Palet. Artık bakışmıyorlar diye. Yani modern bir şehir. Şehir temaşa da demiyorsunuz. Tünellerde gidiyorsun. Metro yaşantısı var. Şey, boğaz altından geçiyorsunuz. Yani eskiden boğazın üstünden geçtiğiniz işte deniz, bilmem oraya bakma şansınız vardı. Şimdi yanınızda bir tane otobüs gelmiş. Buranızda bir tane kamyonet. Böyle oturuyorsunuz arabanızın içinde. Yani temaşa edeceğiniz bir yerde yok. Kalmadı. Bir evet, benim söyleyeceklerim bunlar çok da. Evet.
Peki hocam, tabii şeyi de söylemek lazım. Söyle. Şey çok ilginç. Benjamin'in de şeyin de bu Alman şeylerin Frank Dokun'un bütün öğrencileri şeyin öğrencileri hepsi. Simmel. Simmel öğrenciler ve Simmel'den pek bahsetmezler. Doğrudur. Çok önemli. Örterler. Yani Simmel o bütün şeyi böyle de sosyoloji yapılabilirmiş şeyini ilk akla getiren adamdır. Yani önce ilk yaptığı şey herkes yaşar. Nasıl yani? Bunları nasıl düşünebiliriz? Falan. Evindeki konferansları çok ünlü bir adamdır. Sonra birdenbire bütün bu Frankfurt okulu Simmel'i unuturlar. Yalnız Frankfurt bir şekilde. Unutulacak. Talebeleri. Talebe. Mannheim bunun talebesi. Ernest Bloch bunun talebesi. Yani, Benjamin bunun talebesi. Tabii ki. Talebe. Boru değil yani. Koca koca adamlar hepsi birdenbire sanki adam yok olmuş gibi. Çok önemli bir adam aslında. Bu kitabı... Müthiş iyi bir kitap. Ben de okudum hocam. İyi bir kitaptır aslında. Şeyle, Orhan Bey'in şiiriyle Dranas'ın şiiri arasında yıl farkı ne kadar hocam? Yani, valla 47 ile 70 arası diyelim. 47. Yani 25. Evet, 30. Ben bir şey söyleyeyim. Bu Orhan Bey'inden önce Nedim'i alamaz mısınız? Nedim de anlatıyor. İstanbul. Tabii İstanbul'da anlatıyor ama onlar... Onlaki Neş ve şey içinde çok onun içinde bir İstanbul şahane bir İstanbul. Lale değil mi yani? Yani işte o İstanbul yani oradan gelip yani ayaklama İstanbul'da da olur. Tabii ayaklama da olabilir. Şimdi tabii benim amacıma Orhan Bey'in ve Ahmet Mülter Aras'ın şiirleri daha şey düşünüyorum. Evet. Tabii Dranas bile şimdi şey kaldı, iyi kaldı. İyi etmiş. Yani inanmıyorum. Şiir etmiş bir şiiridir aslında Dranas'ın. Bilmiyorum daha önce duymuş muydunuz? Çok müthiş. Orhan Bey'in şiirinde iki şey var. Geleneksel topluma işaret etmesi de bunlar. İşitsel özellikle. Çekik sesi ve şey. Çıngırak. Onlar değil mi? Evet. Ünlü sanayi toplumuna. Evet. Bir doklar. Mekanik sesler. Evet. Bir doklar. Ses bir de şey aslında rüzgarda parfüm kokusu olabilirdi. O da henüz şey daha... Evet. Güzel. Ter kokuları. Evet. Bugün çiçek kokusu da gelmiyor mesela. Ter kokusu gibi. O da iyi. O değil. Bu değişik bir şey. Evet. Tabii şimdi, şimdi bir de hocam ben şey yapıyorum. Ben 80'de geldim İstanbul'a. İstanbul'un ucu hala vardı. Yani nerede başlar, nerede biter bir şey. Şimdi şeyin olması lazım. Oradan gür bileyim. Şeyin de şehrin anlam haritası diyor. Yani zihnimizde şehrin bir takım noktaları var. Şimdi benim geldiğimde İstanbul Pendik'te bitiyordu. Yani Pendik de uzaktı yani. İşçi semtleri falan o. Yani aslında Bostancı'da bitiyordu. Bostancı'dan sonra yani pek oralara gidilmezdi. Maltepe bilmem ne. İşçi semtleri, fabrikalarda çalışan insanlardı. Bu tarafta Florya'ydı. Çekmece ama çekmece hala köy o zaman. Yani Florya'da da İstanbul ilk boğazı bilir. Bir de işte orası oraya girdim. Şimdi İstanbul'un neresi olduğunu kimse bilmiyor bence. Var mı İstanbul'un neresi? 52 resmi var İstanbul'un. Canlı yayındayız hocam. Canlı yayında mı? Saattir. Allah Eylül'e şeye kadar iyi. Bunu herkes duyuyor mu şimdi? Herkes izliyor. Bir sürü insan beğeni bıraktı. Allah. Birazdan paylaşacağım size. Şeyli öyle millet yazlığa gidiyor Bostancı'ya. Şeker Ahmet Paşa'nın 1870'lerde 80'lerde yaptığı bir resim var. Göztepe İstasyonu diye. İstasyon var. Her taraf bağ. 3-4 tane de böyle 3 katlı ev falan var. Peyzaj yapmış adam. Şeker Ahmet Paşa'nın 1880'lerde. Yani Benim 50'de valilik bana çezebilirdi. Bu inşaatta sanılması mutluluktu. Ay şey de çok güzel bize. Taşlık Kahvesi. Ne manzara, ne güzeldi sinemalarda. Yani onu mesela bu genç arkadaşlar Taşlık şeyin kahvesini yakalayamadılar. Şimdi taşıdılar taşları, şeye taşıdılar, yanına şey. Ama yani o manzara yok ki. İşte oradaki taşlıktaki manzara, şey var, cennet bahçesindeki manzara. Başka şey var mı? Mezarlıktan daha başka şeyleri bitiyor. Ne olmuş? Şişle zaten. Cevahir